أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الفتح والإمالة وبين اللفظين Bu arada 277. beyte gelmiş bulunuyoruz. Değil mi? 277 elhamdülillah. Biz bunu bitiririz Allah'ın izniyle. Öyle 270 tane beyt geçti yani. Allah'a şükürler olsun. 270. Cenab-ı Hak sona erdirmeyi nasip eylesin. Bundan sonra zaten bu usul kısmı en çok zaten yoran burası. Usul kısmı. Usul kısmından sonra su gibi gidiyor. Dedim ya hocam siz okuyacaksınız. Yani böyle beşer beyt, beşer beyt, onar beyt. Tabii güzel çalıştıktan sonra ki biiznillah becerirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani az buçuk usulü anlaşıldı Tayyibe'nin. Değil mi? Yani Tayyip'in usulü belli. İşte şu şöyle, bu böyle falan. Tamam, eyvallah. Diğer taraflar, yani diyelim ki furu kısmı, ferşu huruf dediğimiz taraf, ne yapıyoruz? Bir elimize ithafa aldık mı, bir elimize de Tayyip'i, birbirini zaten çok güzel karşılıyor. Hele ki mühezzep var, bilirsiniz. Mühezzep, Tayyip'e. Yani o mühezzep ne yapıyor? Aynı ithaf gibi mübarek, almış vücuatı söylüyor. Söylerken de diyor ki bu vücuat diyor mesela işte şu beytte geçiyor. Tak onu koyuyor oraya. Tayyibe'yi. Tabii çok güzel. Adam yapmış onu. Allah razı olsun. Var. Bende iki tür iki baskısı var. Bir tanesi fotokopi, bir tanesi normal orijinal baskısı var. O fotokopi sanıyorum var sağda solda. Yani güzel, yakışıklı bir şey. Evet. Bâbul fethi vel imâleti ve beynel lafzayn. Şimdi biz burada fetih, imâle ve beynel lafzayn. İki lafız arası yani taklil değil mi? Biz bunları tek tek açıklayacak halimiz yok. Ama tabii ehli zaten bu meseleyi biliyor. Ehli olmayan kardeşler de fetih, imâle ve beyne ne olduğunu araştırsınlar, bulsunlar yani. Evet. Beynel lafzayn dediği gerideki o iki lafzın yani fetihle imâlenin arası. Ne kaldı geriye zaten? Ehli diyelim ki kıraat bunu anlar. Beyne. Başka bir şey. Beyne lafzayn. Emil. İmale et. İmale yap. Neyi? Zevatil ya. Şimdi külli bir kaide söylüyor hocam. Zevatil ya. Ya sahibi olan kelimeleri imale yap. Ya sahibi olan. Nerede ye'li bir kelime gördün? Yapıştır. Direkt imale. Fil külli hepsinde. Kim yapar bunu? Şefa ferhal yapar. Kelime eğer yeli ise ferhal külli bir kaide bu. İşte Musa'dır, Dünya'dır, Hüda'dır, Nasara'dır. Ferhal kesin var. Ama yanına birileri eklenecektir. Onlara bakacağız. Ferhal bunların tamamında var demektir bu. Ve sennil esma in turid en ta'rifa. Şimdi kelime bu. Vavlu da olabilir, ye'li de olabilir. Değil mi? Şimdi da'a dediğin zaman da kelime vavlu mu, ye'li mi? Rama dediğin zaman da kelime vavlu mu, ye'li mi? Çünkü niye? Yanında bir elif var bunun. Ve'a dediğin zaman da evet hocam ye'li biliyoruz işte falan. Tamam da yanına elifi diktiği zaman da da'a dediği zaman da ne yapacaksın? Misal nasıl anlayacağız bunun biz ve'li mi yani vavlu mu, ye'li mi olduğunu? Diyor ki vesennil esma. İsimleri tesniye yap. İn turid en ta'rifa. Eğer bilmek istersen vavlı mıdır, ye'li midir? O ismin tesniyesini getir. O ismin tesniyesini getir. Musa, Musevani olacak hali yok. Musa yani. Mesela. Dünya, dünya yani. Değil mi? Dünya yani. Evet, dünya öyle ya. Neyle olacak o? Elif Nun'la olacak. Dünyani mi oluyor? Evet. Dünyevani olmaz. Dünya yani şeklinde. Evet. Yani ben bilmek istediğim zaman bir kelime vavlı mıdır, ye'li midir? Şimdi dedi ya, ye'li olanların tamamında ferhal var. Şimdi ferhal var deyince bu sefer ben ne yapmam lazım? Kelimelerin vavlı mı, ye'li mi, ye'li mi olduğunu tespit etmem lazım. Bu da böyle bir usul söylüyor. Betennil esma in turid en ta'rifa. Bunların vavlı mı, ye'li mi olduğunu anlamak için tesniye yap. Kelimeleri tesniye yap. Evet.
Ve rudde fi'leha. Ha, eğer fiilse o zaman da ileyke ve rudde redd olunur fi'leha. Diyelim ki söz konusu imale olması ihtimali olan fiil ise o zaman da ileyke, sana döndür onu. Yani muhatap sigasına, mütekellim sigasına veya muhatap sigasına çevir ki mesele anlaşılsın. Ne gibi? İşte da'avtu. Ne oldu? Mütekellim sigasına çekince demek ki vavluymuş diyorsun. Da'avtu mesela. Rama, rameytu. Ne oldu bu sefer? Zaten ayet-i kerimelerde bunların yerleri de var mı? Var. Ve ma rameyte id rameyte. Demek ki rama kelimesi vavlı. Mesela. Evet. Rudde fi'lul elifat elleti yuradu imaletuha ileyk ey ila nefsik. Yani nefsi mütekellim yaptın mı anlarsın bunu. Mesela demiş feta isimlerde. Feta kelimesi. Tesniye yaptığın zaman da nasıl? Fetekulü fi tesniyeti feteyani. Demek ki ye'liymiş. İmale var mı? Var. Eğer fetevani olaydı misal, demek ki vavlı diyecektin. Bu sefer imale var mı? Yok. İmale var mı? Yok. Vel hüda. Fetekulü fi tesniyetihi hüdeyani. Mesela hüdeyani. Ne oldu? Demek ki yağlı. Hüdevani değil. Eğer fiillerde bu türlü bir arama tarama söz konusu olursa, bunlar isimlere misal. Fiillerde olursa o zaman ne yapacaksın? Nefs-i mütekellim sigalarına veya muhatap sigalarına çevireceksin. Ne gibi? İşteraytü mesela. İştera. Vavlı mı yeğli mi? Şimdi ibareye bakmıyorsun. Kur'an-ı Kerim'in hattına bakmıyorsun. İşterayı görsen tam eyvallah bu yeğli diyeceksin ama bakmıyorsun şimdi. Geldi burada acaba var mı yok mu? Bir defasında bir hoca efendiye olur yani. Sonuçta insanlık halidir. Ben bunu bir nakısı olarak haşa görmem kesinlikle. Üstadımızdır, başımızın tacıdır, hocalarımız bizim için başkadır. Mâ kâne Muhammedun ebâ'da var mı dedim. Mâ kâne Muhammedun ebâ. O zaman tabii biz daha çocuk yani Arapça okuyoruz daha yeni veya bitirmiş olabiliriz. Böyle bir kaydı kuyut bir şey bilmiyoruz. Hoca efendi bize talim dersine geliyor. Mâ kâne Muhammedun ebâ var mı dedim. Var dedi bana. Tabii ben o zaman kıraattan falan anladığım yok. Arapçayı yeni bitirmişiz. 16 yaşında bir delikanlı yani. Aradan yıllar geçti. Allah bize kıraat rahlesine oturmayı nasip etti. Ne zaman ki mâ kâne Muhammedun ebâ'ya geldik baktım yok. O geldi aklıma. Vay dedim ya. Niye böyle derken Tayyip'i okurken mesele belli oldu. Vavlular, yeğliler normalde zilya ama orada bakıyorsun ebâ'da ne vav görünüyor ne ye görünüyor. Dik elif. Yani bu nasıl olacak? Burasının kelimenin aslı vavlu olduğu için ebevun. Aslı vavlu olduğundan dolayı eba diye bunu sen aldın ele bunda imali olmaz. O zaman anlaşıldı mesela. Yani o süreç 16 yaşında başlayan süreç 26 yaşında tamamlandı yani. Anca. Evet. Ondan sonra eta. Ne yapacaksın hocam? Nefs-i mütekellim. Eteytu, eteyte. Ne oldu? Yeğli demek ki. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmadan bilmenin formülü. Kısacası bu. Sonra yani bunlarda demek ki yeğli olan kelime ister fiil olsun, ister isim olsun. Hocam tamamında ferkan limanesi var mı? Var. Eyvallah. Ve keyfe, şimdi vezinlerini söylüyor. Ve keyfe fa'ala ve fu'ala dammuhu ve fethuhu. Sizde ibare nasıl? Böyle mi? Ve keyfe fa'ala mı? Ve keyfe fa'ala ve fu'ala dammuhu ve fethuhu. 10 numara bir ibare daha kullanıyor İmam-ı Cezire Hazretleri. Bir taşla 5-10 kuş birden vuruyor bu sefer. Ve keyfe fa'ala. Fa'ala vezninde. Daha ve fu'ala. Fu'ala vezninde. Olanları da aynı şekilde nasıl gelirse ister fa'ala vezninde gelsin. İster fu'ala vezninde gelsin. Arkasından diyor ki dammuhu ve fethuhu. Hocam fa'ala dediğine dammuhu'yu koy. Fu'ala dediğine de fethuhu'yu koy. Kaç tane vezin çıktı piyasaya? 4 tane vezin çıktı. Baştan fa'la'yı söyledi. Fa'la artı zammuhu fu'la. Fu'ala artı fethuhu fe'ala vezni. Anlatabildim mi orayı hocam? Tekrar bak tekrar ediyorum. Şimdi burada ne var?
lef neşri mürettep denen bir kaide var. Lef neşri mürettep. Ne bu? Tertip üzere salınış. Lef neşri, ama nasıl duruyorsun? Belli bir tertiple, belli bir usulle. Şimdi şu, nasıl misal verelim? Yerleri Allahüllezî ceale lekümün leyle ven nehâra litesgünû fîhî ve litebtegû. Mesela lef-ü neşr-i mürettebin en orijinal uygulandığı ayetlerden bir tanesi. Allahüllezî, Allah Celle Celaluhu nasıl bir Allah'tır? Ceale kıldı leküm sizin için elleyle geceyi ven nehâra gündüzü. İyi de ne olmuş yani geceyi gündüzü? Litesgünû, bak şimdi hocam. Bir numaradaki ne var? Leyl var. İki numarada ne var? Nehar. Gündüz var. Dikkat et. Üç numarada ne var? Onu bire koyacaksın ama. Litesgünü fihi. Nereye gitti bu? Geceye. Ve litebtegû min fadrihi. Nereye gitti? Gündüze. Lef-ü neşr-i mürettebi anlayabildik mi? Şimdi burada da onu uyguluyor. Diyor ki ve keyfe fa'ala ve fu'ala dammuhu ve fethuhu. Yani ben sana fe'ala diyorum. Bak bu bir. Fe'ala diyorum iki. Ama dikkat et hareket ederek. Fe'ala diyorum sana. Sonra fe'ala diyorum sana. Arkasından diyor ki zamme fetha diyorum sonra. Üç numarayı bire koy. Dördü de iki ile karşılaştır. Ne oldu? İbareye bakın hocam. Daha rahat anlarsınız. Şimdi o fe'ala'ya bir koyun. Misal. Bir rakamı. Fe'ala'ya iki koyun hocam. Ondan sonraki gene dammuhu'ya yine bir koyun. Fethu'ya iki koyun. Tamam mı? Şimdi koyduğunuz zammuhu üzerine koyduğunuz bir nereye raci oldu? Fe'ala. Yani hem fe'ala vezni hem de fu'la vezni. O koyduğunuz iki nereye raci olacak? Fu'ala'ya. Yani hem fu'ala hem de fe'ala. Lef neşri mürettebin on numarasını buraya uygulamış yani. Evet. Bu vezinlerde gelen, yani fe'ala, fu'la, fu'ala, fe'ala vezinlerinde gelen, nasıl gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin. وَمَا بِيَاءٍ رَسْمُهُ Resmi ya ile olanlar da dahil. Nasıl demiş? Hocam, وَكَيْفَ يَأْتِي وَزْنُ فَعَلَى سَوَاءٌ كَانَ مَضْمُومَ الْفَائِ İsterse dünya gibi fu'la değil mi vezni? Dünya gibi fu'la vezninde olsun. Ev meksuran veya meksur olsun. Fethi zammeyi sana söyledik ama kesreyi söylemediysek de yok zannetme diyor. Simahum mesela. Değil mi? Fu'la vezninde ama kesreli. Sima. Mesela. Ev meftuhan merda. Mesela bakın ne oldu? Üç tane harfin üç harekesiyle de olduğu zaman da imale oluyor demek oldu. Yani dünya deyince fu'la. Sima deyince fi'la, efendim merda deyince fe'ala. Mesela anlaşıldı hocam. Evet. Pekala. Ondan sonra mesela ne var burada? Fırada. Dedi ya, fu'ala vezni. Fırada. Sonra küsala. Hep yeğli mi bunlar? Yeğli. Hepsinde ferkal var demektir. Sükara. Bravo hocam. Nesara. Bak bu fe'ala vezninde. Halbuki orada fuala dedi. Ama fethuyu da oraya koyunca o lef kaidesiyle beraber lef-ü neşri müretteb diyelim. Yetama, nesara, evet. Ne gibi? Hocam, ki hasrata ve ma biyain, ye ile resmuhu, yazılışı yeli olan kelimeler de yine böyle diyor. Ne gibi? Ki hasrata, hasrata gibi. Yani hasreta normalde elif yazılması lazım da de ye ile yazılmış. Tamam. Bunda imale var mı? Var. Eyvallah. Enna, duha, meta, bela. Bu kelimelerde de yine aynı şekilde imale var mıdır? El cevap vardır. Geçiyoruz. Ama şunlarda yok diyor. Bak sakın karıştırma. Gayra. Şunlar hariç. Yani illa demek. Gayra. Malum istisna. Gayra. Leda, zeka, ala, hatta, ila. Bu kelimelerde imale olmaz. Sakın aramayasın. Boşuna uğraşma demiş. Evet.
Pekala. Mesela burada illetlerini söylüyor. Niye olmadıklarını da falan ele almış. Bela diyor harftir. İşte leda malum zarf edatıdır. İla harfi cerdir. Hatta nevasıptandır değil mi? Hatta. Mesela gibi. Yani bunlar fiil olarak düşünülmüyor. Evet. Biz sadece içlerinde bir zeka. Mâ zekâ minkum. Mesela. Evet. Pekala. Devam ediyoruz hocam. Ve meyyelû. İmale yaptılar. Ferhal'in imalesinden devam ediyor şimdi. Külli kaideyi söyledi. Ferhal'in imalesinden devam ediyor. Ve meyyelû. İmale yaptılar. Neyi? Er-riba. Hakikaten riba kelimesinde şimdi imale var. Ferhal. Ama hüda gibi, enna gibi değil onun diğerleri. Hocam ve meyyelû ribadan. Buradan inşallah kaldığımız yerden bir sonraki derse devam edelim. Buradan öteye girdiğimiz zaman yeni bir yere girmiş gibi olacak. Aslında çok da yeni değil. Fakat buradan öteye bir dahaki derse devam etmekte fayda görüyorum acizane. Biz de hem güzelce bakalım, arada bir müzakeresini, mütalasını yapalım. Cenab-ı Hak ifade ve istifade cümlemize nasip eylesin. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.